binasının abluka altına alınmasına yönelik hem İçişleri Bakanı'nın ciddi eleştirileri var, hem de bu protestolara doğru değil diye bakanlar da hep bunu söylüyorlar. Buna ne dersiniz? Yani buna da nasıl, bunu nasıl yönettiğiniz burada çok önemli. Eğer rektör öğrencinin içine çıkıp onlarla el sıkışıp onlarla konuşabilecek bir rektör olmuş olsaydı, herhalde bu buradaki olay daha iyi yönetilebilirdi. Boğaziçi'nin geleneğinde rektörün böyle öğrencilerle görüşemez olması da nadirdir. Yok değil, vardı. Ben 81'de girdim üniversiteye. Askeri rejim zamanında yine dışarıdan atanmış bir rektör vardı. Biz de onu da o zaman açıkçası kolay kabullenememiştik. Kabullenmemiştik açıkçası. Dolayısıyla Boğaziçi'nde ilk defa yaşanan bir şey değil bu. Ama yine de bunun yönetilebilmesi mümkündür bence. Yönetilebilmesi için de aslında üniversite yönetiminin önce kendine güvenip kendi inisiyatifiyle bunu yönetmesi beklenir. Yani rektörün çıkıp biraz daha müdahil olarak çözmeye çalışması gerektiğini mi söylüyorsunuz? Tam cümlenizin anlamı nedir? Üniversite yönetimi derken kimi kastediyorsunuz? Tabii ki şu anda maalesef karşımızda bir tane rektör var maalesef. Kendisinin konumunda olmayı hiç kimse istemezdi. Ama böyle bir konumda var olan rahatsızlığı öncelikle kendi sorumluluğu olarak görerek yönetebilmesini ben umardım. Bunu yönetememiş olması, polisin buraya daha çok müdahil olması olayı tamamen başka bir boyuta sürüklüyor maalesef. Peki Kabe illüstrasyonuna ilişkin büyük tepki oldu biliyorsunuz. Yani din liderlerimizin aşağılanması çok yanlış diye büyük tepki gösterildi. Bu konuda bu süreç doğru yönetildi mi? Bu konuda ne dersiniz? Şimdi burada bir yine bir yönetim hatası olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ilk başta yani öğrenciler hata yaparlar. Zaten öğretim üyelerinin bizim işimiz kağıt okumak, sınav vermek. Dolayısıyla hata yapmayan öğrenci görmedim. Kendim de hayatım öğrencilikle geçti. Hepimiz her dakika hata yapıyoruz. Fakat bu hatanın bu şekilde cezalandırmayı hak edip hak etmediğini kendimize biraz sormamız lazım. Ve burada gerçekten büyük bir bilgi kirliliği de oldu. Biliyorsunuz bu kulübün ne kulübü olduğu belli değildi. Evet, LGBT kulübü olduğu önce öne sürüldü ama bugün iki öğretim üyesi Boğaziçi'nden bu duruma açıklık getirdi. Evet, dediler tabii ki Güzel Sanatlar Kulübü'nün açtığı bir sergi ve zaten gözaltına alınan öğrenciler de Güzel Sanatlar Kulübü'ne mensup. Tabii şimdi bunu niye, bu bilgi kirliliği niye oluştu? Bu bilgi kirliliğini oluşturan herhalde öğrenciler değiller. Bu bilgi kirliliği maalesef buradaki kavga gürültüye taraf olan gruplar tarafından üretildi. Ve sanki LGBT kulübü olması ile bunun çok daha kolay kendi lehlerine yönetilebileceğini düşünerek bir grup öğrenciyi yabancılaştırmak, ötekileştirmek yoluna gitmeyi tercih ettiler. Ben bunu bilmediklerini, bilmeyerek bunu söylediklerini hiç zannetmiyorum. Gayet iyi biliyorlardı buradaki olayın LGBT ile falan alakası olmadığını. Tahminim tabii. Fakat karşı karşıya olduğumuz sosyal fenomen şöyle bir fenomen. Ortada belki de gayet rahat yönetilebilecek, arkadaşlar ne yapıyorsunuz, kendinize gelin diyerek idare edilebilecek bir durum varken sanki bundan geri durularak bunun daha sertleşmesini sağlayacak bir yola doğru gitmek tercih edilmiş gibi görünüyor. Bence bu yanlış bir karardır. Bu yani kutuplaştırma siyasetinden geri durması gerekirken geri durulmamıştır. Bunun da sorumluluğunu sadece öğrencilere yüklemek bence hata olur.